Cam ilk kez 4000 yıl önce Mısırlılar zamanında ortaya çıktı. O zaman yapılarda kullanılmamasına rağmen bazı küçük eşyalarda kullanılıyordu. Ama 18. yüzyılın sonundan itibaren cam artık lüks bir öge olmaktan çıkıp çelik ve beton kadar popüler bir yapı malzemesine dönüştü. Düz cam birkaç değişik ham maddenin biraz suyla karıştırılmasından imal edilir. Bu malzemeler silis kumu, soda külü, dolomit, magnezyum ve karbonattan oluşmuş bir çeşit beyaz mermer, kireç taşı, nefelesinit, bir çeşit taneli volkanik taş ve rafine edilmemiş sodyum sülfattır. Süreç besleme haznesinde yeniden dönüştürülen cam parçalarının ham malzemelerle birlikte boşaltılmasıyla başlar. Bunların hepsi eritilir. Sürecin devamında bu karışım gazla çalışan büyük fırına gider. Fırının içindeki sıcaklık 1500 santigrat derecededir. Bu fırın 1500 ton erimiş camı içine alabilir. Bu yenilenme odasındaki hava 1000 dereceye kadar ısıtılır. Karışımın malzemeleri eriyip birbirlerine karışmaya başlarlar ve erimiş cam karışımı oluşur. Bu homojenleştirici camı kendi derecesine eşitlemek için karıştırır. Boşaltım birkaç saat içinde bitirilir. Cam endüstrisinde bu makineye en büyük merdane denir. Cam düzleştirmek için likit kalay küvetin üzerine boşaltılır. Karamele kadar yumuşakken bir şeridin içine kalıplanır. Sıcağa bağlı olarak kırılmaması için kalay küvetteki tüm malzemeler suyla soğutulur. Küvetten çıktığında camın sıcaklığı 600 derecededir. Cam tekrar soğutulmalıdır. Bu devasa cam şerit 3.3 metre enindedir. Cam şerit nazik bir biçimde yuvarlayıcıların üzerinde hareket ederken yol boyunca kademeli olarak soğutulur. Cam hala yumuşaktır. Gördüğünüz işaretler en büyük merdane tarafından basılır. Camın her yeri aynı kalınlık ve yoğunlukta olmalıdır. Bu lazer tarayıcı kalınlık ve yoğunluğu milimetrenin %1 hassasiyetinde ölçer. Cam şimdi sertleşiyor. Sonraki aşama kesim. Bu çok sert tungsten karpit yuvarlayıcı kesimden önce camın üzerine uzunlamasına bir çentik atar. Şimdi enine çentik atılmasına geçildi. Cam kolaylıkla ayrılır. Cam şeritleri ayrılır ve konvoyör üzerinde ilerler. Bu merdane kırıcıları cam levhanın fazlalıklarını keserler. Geriye kalan parçalar daha sonra dönüştürülmek üzere yerdeki kaydırma oluğuna düşerler. Bu kauçuk kaplı merdaneler cam levhaları incelme bölümüne götürür. İncelme bölümüne geldiklerinde bu çok büyük cam levhalar dikkatle ters yüz edilirler. Cam olası bir hataya karşı floresan lambalarla dikkatlice incelenir. İnceleme bittikten sonra cam levhalar bir kez daha ele alınır ve dikey olarak depolanır. Cam yapımı birkaç gün çalışma gerektirdi. Isı füzyonuyla akışkan malzemeler şeffaf cama dönüştürüldü ve şimdi varacakları yere gitmeye hazırlar.